Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar son noktayı koyacak olan Aslı Hanım için. Aslı Hanım nasılsınız? İyiyim. 9800'e rağmen. Yani işte son yarışmacının şanslı olması gerekir ama hiç öyle hissetmiyorum. Böyle günlerde biraz terse dönüyor o mekanizma aslına bakarsanız. Ama şöyle düşünelim, 9800'ü iki defa gördük. Neden üçüncü kere gelmesin karşımıza? Değil mi efendim? İnşallah öyle olur. İnşallah. Şimdi bunları düşünmeyelim. Siz biraz kendinizden bahsedin. Çünkü birçok konuyla ilgileniyorsunuz. Öyle. Ne diyeyim? 38 yaşındayım. Maşallah. Aslen Ankaralıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Eşim, oğlum ve kedimle. Kedimin adı Topik. Topik. Bakın tosbağ değil mesela. Topik daha uygun bence. Top gibi olduğu için. Aynen öyle. Çok tüylüydü böyle. Top gibiydi yavruyken aldığımızda. Adını Topik koyduk. Buradan selamlar kendisine. Saygıdeğer Topik. Neler yaparsınız? Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Onu soralım. Doğada vakit geçirmekten hoşlanırım. Yoga yapmayı seviyorum. Darbuka çalıyorum. Yağlı boya resim yapıyorum. Darbuka çalıyor. Aynı anda değil herhalde yoga yaparken darbuka. Biraz zaman kaybettim. Yok ama doğada çalıyorum. Ona iyi. Doğada çalıyorsunuz. Onu aynı anda yapabiliyorum evet. Neyse sizin gezindiğiniz yerlerde biz gezinmeyelim. Şaka yapıyorum. Güzel çalıyor musunuz? Yok amatör. Çok öyle güzel değil. Öyle bir sahne almak falan. Yok öyle bir şey yok. Hayır. Kendim çalıyorum. Siz kendinizi dinlendirmek için. Öyle. Belki. Tabii yani müzikle uğraşmak her zaman hoş bir şey. Rutinleriniz var anladığım kadarıyla Aslı Hanım öyle mi? Olmaya çalışıyor yani bu son dönemde biraz zor tabii ama. Koşuşturma da mümkün değil ama bizim yarışmayı da öyle kabul edebilirsiniz. O rutinler gibi efendim. İnsana bir ferahlık verir. Hele ki 9800 kazanırsak fena halde ferahlarız. Kesinlikle. Başlayalım deneyelim. Başlayalım. İlk sorudan biraz ürküyorum. O da neden? İşte yöresel ağızlarda kullanılan bir kelime. Pek aşina değilim dediniz başlamadan önce. Ümit ediyorum ki kulağınıza gelmiştir daha önce. Buyurun. Bazı yöresel ağızlarda babanın kız kardeşi yani hala için kullanılan bir söz. Hani aynı örneği vermiştim. Mesela teyzeye eze derler. Halaya amcaya emmi derler. Halaya... Hiç bilmiyorum. Böyle dur, tekrarlayan bir şey. Birbirini tekrarlayan... Böyle abba, ebbe falan gibi bir şey mi? Birbirini tekrarlayan. Evet. Abba da mesela ters dönmüş. Tete falan gibi bir şey. Teyze olsa belki tete. Benim oğlan hala mesela göre, öyle diyor. Haha o zaman. Haha değil. Babanın kız kardeşi yazmamızın bir sebebi var. Bebe, bibi, bubu. Bubu. Durdurdunuz mu siz? Evet çoktan durdurdum. Bir daha söyler misiniz? Bubu. Devam. Bibi. Bibi. Bizim aradığımız cevap. Sadece doğrultuyu gösterdik. Yolu siz buldunuz, kapıyı siz açtınız maşallah. Şimdi rahatınızı buldunuz. İkinci soru geliyor efendim. Daha rahat edeceğiniz bir soru. Görelim. Mecazi anlamda birinin güvendiği, onu kayıran, destekleyen kişi veya kişiler. Mecazi anlamda. Düşüneyim. Harf alacağız. En güzelini yapıyorsunuz. Adamın güvendikleri arka. Var. Nedir? Arka. Arkası kuvvetli. 400 puan. Gayet güzel. Çok güzel efendim. Hiç beklemeden geçiyorum. İlk 5 harfli cevabınızın sorusuna. Bakın şöyle bir soru. İşsiz güçsüz, başıboş kimse. Avare. Avare. 500 puan değerinde. Haydi 5 harfli cevaplar. Bitin artık. Gelsin 4. soru. Lehimi eritmek için kullanılan alete neydi onun ismi? Ona da lehim. Lehimi eritmek için kullanılan o hani böyle kaleme benzer. Ucu incecik biliyorum. Evet neydi onun ismi? Oğlum kullanıyor onu yani. Ciddi misiniz? Vallahi. Kaç yaşında olmuş? 7 de dedesi çok meraklı işlere. Bir ibadethanenin ismine benzer. Cami Kilisesi Sinagog. Neydi o? Ah oğlunuz kızacak size. Bulursunuz. Lehimi eritmek için kullanılan el aleti. Gözünüzün önünde hani kalem gibi. Havya. Of, havya. Çok güzel başlangıçtı. Hakikaten öyle. Hatta... Bu güzel başlangıca ve bu talihsizliğe çok cılız bir alkış verdiler bence. Tadını çıkartalım. Tamam. Tadını çıkartalım efendim. Buyurun şu yakıştırma yolu cevabı olan soruya.
Parlak, nurlu çehreleri niteleyen yakıştırma yolu bir söz dizisi. Ay gibi. Ay gibi. 600 puan değerinde. Çok daha kolay bir soru. 6 harfli cevapları bitirecek olan soru. Görüyoruz efendim. Diyor ki Rus İmparatoriçesi. Çariçe. Çariçe. 600 puan daha. Arttın mı şöyle bir 2 dakika namınız yürüsün. Buradan bir şey yürümez artık ama. Yürür. Gönlümüzü kazanırsınız. Buyurun gelsin efendim. Yeni soru. Yeraltı ocaklarında ve işletmelerde çalışan kişi... Madenci. Madenci gayet güzel. Yedi harfidir, tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur efendim. Gelsin. Gayet kolay. Bazı masallarda hava taşıtı olarak kullanılan el aleti. Bazı masallarda hava taşıtı olarak kullanılan el aleti. Herhalde halıya el aleti diyemeyiz. Halı da uçar bazı masallarda. Uçan? Bir de bazı kötücül karakterler bununla süpürge. Uçan. Süpürgedir. 700 puan değerinde de. Şimdi iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir var ki ilk 8 harfli cevabınız. Sorusu şöyle bir şey. Tek sefer yararlanılan, ardından işlevini yitiren ürünler. Ne diyor? Kullanat. Kullanat ürünler. Gayet güzel. Türkçesini vereceğim. Siz de bana efendim 8 harfli Fransızca kökenli karşılığını söyleyeceksiniz ki bunun muhabbetini yaptık biraz önce. Gelsin. Özel anlamındaki Fransızca kökenli sözcük. Spesifik. Spesifik. Spesiyal. Spesiyal daha güzel. Yerli yerine oturdu. 9800 puan olurdu ama 8800'e doğru ilerliyoruz. Olmaz olsun havya. Yaktı bizi. Lehim gibi eritti. Buyurun gelsin yenisi. Nasıl bir soru? Sıkıntı yaratacak kadar yavaş iş gören kişilere yönelik bir tabir iki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazılıyor. Ne nokta nokta adamsın. Ağır kanlı. Ağır kanlı 900 puan değerinde. 2 dakika 34 saniye var. Zannediyorum ki dediğim şey olacak. Dur bakalım, dur bakalım. Geriye kaldı 3 tane soru. Bu zaten çocuk oyuncağı. Görelim. Eğitim öğretimde öğrencilere kılavuz olmayı amaçlayan dal. Rehberlik. 900 puan daha. Sondan bir önceki sorudur. Ne kadar da kolay bir sorudur. 2 kelime. 32 ve daha aşağı vücut ölçüsündeki kişiler. Sıfır beden. 1000 puan daha, 7800 oldu kasa. Son soru, son cevap. 2 dakika 25 saniye. Buyursunlar efendim. Bakışlarıyla aşığının kalbini damgalayan sevgili. Neşet Ertaş dersem siz bunu rahat rahat bulursunuz. 2 kelime. Durduracağım ben bunu. Bir harf alayım. Ya almayın. Peki almayayım. Bulursunuz bunu. Almayın. Namınız yürüsün efendim. Neşet Ertaş. Aklıma bakışlarıyla gelmiyor. Aşkının kalbini mühür damgalayan. Mühür gözlü. Mühür gözlü. 1000 puan da yerinde. 8800 yazıyor. Üzerine 2 dakika 7 saniye attırılmış. Böyle kaybetmeye can feda. En azından böyle kaybettim, evet. Kendi adıma vallahi gurur duyardım. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Daha kuvvetli alkışları hak ettiniz.